ediyoruz. Gecekondu konusunda ciddiyiz. Ne kadar olursa olsun bunun suç olduğunu düşünüyoruz. Yani kanunsuz gecekondu yapmak suçtur. Ve hepsini yıkacağız ama bu 6 ayda olacak bir şey değil. Bayağı vakit alacaktır. Bizim politikamızda söylediğimiz her şeyi ilk 6 ayda yapacağız. İki şeyi geç yapacağız. Yani yetiştiremeyeceğiz 6 ayda. Biri Güneydoğu sorunudur, vakit alır. Bir de gecekondudur, daha çok vakit alır. Çarpık şehirleşmeyi düzeltmek tahmininizden zor, en zor olaydır. Ama burada kararlıyız. Gecekondudan hepsini yıkacağız. İbret-i alem olsun diye yıkacağız. Bu böyledir. Bize göre gecekondu yapan adam bankadan para çalan bir adam gibidir. Farkı yoktur. Ve onu açacağız. O gecekonduyu yıktığımız yer icabında yeşil alan olur. İş merkezi olur. Yol olur. Villalar olur veya apartmanlar olur. Fark etmez. Ama o adam orasını zapt edemez. Ve de üstüne üstelik bir de tapu alamaz. Bunların hepsini iptal edeceğiz. Anayasada bir değişiklikle bunları iptal edip onları tasfiye edeceğiz gecekonduları. Yani doğru dürüst şehirleşmeyidir. İsyan çıkacağını zannetmiyorum. Baştan bir direnme olacaktır. Kararlılık görünce hepsi geri gider. Çünkü gecekondusunu kaybedenler eğer kendileri 8-10 tane gecekondu sahibi ağa değilse, yani bir gecekondusu olansa, biz onlara faizsiz 20 sene 30 sene vadeli güzel daireler teklif edeceğiz. Gecekondusunu bırakacak. Eğer daireden, gecekondusundan sulh yoluyla çıkmazsa o daireyi de vermeyeceğiz. Yani karşılığında bir şey olacak bu.